Tahta kapısı olanları hep patlatmışlar. Ya burada, burada var, burada var. Nazmi abim. Ya bizim bu daire 8 mi? Ben anlayamadım. 6 mı? Dedi birisi 100 katlı dedi. Geçen hafta da 33 yerlerde verdi. Her hafta bir yer. Orada kapı taktı biliyor musun? Erben. Erben. Bir tane bile çıkmamış. Abi, kombi ha değil mi? Abi 9.30'dan geç buradayız. Ben de geliyorum. Hatta ben şeye polise dedim ki ikinci elçilerde bulabilir miyiz bu eşyaları dedim. Yok abi onlar bu yanı burada satmıyorlar. Ama kamera var dedim. Soğuyu da al. Bu sabah bir haberle acilen geldik buraya. 9 tane daireye girilmiş diye. Özellikle bu arkadakiler. Bende fazla yani girilmiş ama alamamışlar. Hazırlamışlar, gitmişler. Diğer komşularda bayağı bir zarar varmış duyduğum kadarıyla. Yani bu kadar. Şimdi uğraşıyoruz. Çelik kapı falan taktıracağız. Televizyon almışlar. Ya benim de televizyon, kombi, hı-hı, bataryalar. Yok, bir tek televizyonumu götürmüşler. Gerisini de hazırlamışlar, götürememişler. Tencereye varana kadar almışlar. Kuru yemişleri karıştırmışlar. Evet. Dolapları alt üst etmişler. Bataryaları kullanmışlar. Kombi, Valiant, yazık günah değil mi? Bizler emekli insanız. Aldığımız 3 kuruş para. Bataryalar. Yazık günah, banyo, batarya, musluk, tencere, televizyon, uydu. Kapıyı patlatmışlar. Buyurun bakın. Nereden baksan 25-30 bin lira. Yazık günah değil mi? Aldığımız devlet maaşı. Devlet memuru. Emeklisiyiz. Yani bu hırsızı ne yapmalı bilmiyorum. Beraber geldik. Baktık kapımız açık. İçeride de gürültüler var. Bir baktık ki kapı kilit kırılmış. İçeri girdik. Biz bir şey yoktur herhalde diyerek. Bir, önce beyaz eşyalar geldi aklıma. Onlara bakayım dedim. Sonra baktım ki bataryalar deyince komşular falan. Baktık televizyon yok. Ondan sonra kombi yok. Dedik eyvah tamam. Biz bu her yeri karıştırmış. Yatağın üstündeki örtüleri bile indirmiş aşağıya. Altını üstüne getirmiş. Almışlar.